İnsan Hakları Derneği olarak tespit edebildiğimiz kadarıyla hapishanelerde 651 ağır olmak üzere 1517 hasta mahpus bulunmaktadır. Fazları ertelenmediği için yaşamlarını kaybediyorlar. Bu hafta Afyon Birnoğlu T tipi kapalı hapishanesinde tutulan ağır hasta mahpuslardan Mustafa Aytaç'ın durumunu aktarmak istiyoruz. 2024 yılı Mart ayında cezaevindeyken lenfoma kanserine yakalandığına dair teşhis konulmuş ve kemoterapi sürecine başlanmıştır. Ancak kemoterapiden sonra tekrar hapishaneye götürülmüştür. Hapishanede kaldığı süreçte hem hijyen açısından hem de kemoterapiden sonra özel bakım gerektiğinden tedavisi sağlıklı ilerleyememiştir. Kemoterapiden sonra tekrar PET çekimi yapılmış ve tedavisine sonuç alınamadığı tespit edilmiştir. Sonradan tekrar hastaneye kaldırılmıştır. Şu anda Afyon Üniversitesi Üniversite Hastanesi Hematoloji Bölümünde yatan Mustafa Aytaç'ın tekrar kemoterapi tedavisine başlanmıştır. Hasta mahpuslar gerçeği maalesef ki iktidarın sürekli olarak ötelediği, üzerinde düşünmediği ve bizim hak savunucuları olarak da mücadelesini yürüttüğümüz bir alan. Hasta mahpusların tedavi süreçleri maalesef ki birçok zaman sekteye uğruyor. Revir sorunu en başta gelen sorunlardan biri. Revire çıkamama meselesi mesela tutsaklar açısından büyük bir problem. Birçok hastanın başvurularında revire çıkmayla ilgili izin talepleri dahi yerine getirilemiyor. Revirlerin koşulları da yeterli düzeyde değil. Hastaların gerekli ihtiyaçlarını, sağlık ihtiyaçlarını maalesef ki karşılayacak durumda değil. Hekim eksikliğinden tutun, gerekli ihtiyaca dahil sağlık malzemelerine kadar bunlardan yoksun revirlerle karşı karşıyayız. Hastane sektöründe ciddi sıkıntılar var. Ring araçları büyük bir problem. Ve bu kanser hastaları var, kronik hastalıkları olanlar var. Uzun süre ve ağır ilaç tedavisi almak zorunda kalan hastalar var. Ve bu hastaların tedavilerin düzenli olarak da yerine getirilmesi gerekiyor. Yani aksadığı zaman aslında yaşam tehdidiyle, hayati tehlike oluşturan süreçlerle mahpuslar karşı karşıya kalabiliyorlar. O yüzden bu hastalara özenli davranmak gerekiyor. Normal koşullarda dahi dışarıda, şu sağlık hizmeti koşullarında bu hastaların süreçlerini yürütebilmeleri çok da mümkün değilken bunu mahpusluk koşullarında sürdürebilmeleri, devam ettirmelerini beklemek aslında cinayete teşebbüstür. Hasta mahpuslar sorunu ciddi bir sorundur, vicdani bir meseledir, yaşam hakkı ihlalidir, insan hakkı ihlalidir, sağlık hakkı ihlalidir. Adımlar atılması gerekiyor, ertelenemez bir durumdur. %68 engelli hasta mahpus Mustafa Yaşar, Wernicke-Korsakoff sendromu, KOAH ve SEDEF hastası olup, sağlık sorunları nedeniyle hapishanede yaşamını sürdürmesinin mümkün olmadığına kanaat getirilerek serbest bırakılmış, sağlık durumunda bir iyileşme olmamasına rağmen 2015-2018 yılları arasında yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle açılan davada verilen 1 yıl 6 ay 22 günlük hapis cezasının onanması üzerine 8 Temmuz'da tutuklanarak yeniden hapishaneye konulmuştur. Düzenli kullanması gereken ilaçları verilmediği için sağlığı kısa sürede daha da bozulan Mustafa Yaşar'ın hapishanede tutulması yaşamına tehdit haline gelmiştir. Mustafa Yaşar'ın dava konusu paylaşımlarının bildiği, birlikte yargılandığı veya 16 yıllık mahpusluk hayatında hapiste tanıdığı, hayatını kaybeden arkadaşlarına dair paylaşımlar olduğunu ve verilen cezanın hukuken dayanaksız olduğunu ifade eden Mustafa Yaşar'ın avukatı Gülizar Tuncer, mevcut yasal düzenlemelere göre verilen cezanın yaklaşık 6 ayını tutuklu olarak geçiren Mustafa Yaşar'ın cezasının denetimli serbestlik kapsamında değerlendirilerek serbest bırakılması gerektiğini, ancak denetimli serbestlik ve cezanın infazının sağlık nedeniyle ertelenmesi kapsamında yapılan başvurulardan halen bir sonuç anlamadığını belirtmiştir. Hasta mahpuslar serbest!